Yəni, üç bu misallarını görüb çıxarmız. Bağdaşlama olan misaldan başlayırıq. A b taqsim a plus b 1-ə teng, a s taqsim a plus 2-ə teng, b s taqsim b plus 3-ə teng. A b taqsim s-ni topin. Bunu tapış üçün biz dastlab bu tengliklərini quyidagicha yazarız. Bunu 1 taqsim 1 deyib alamız da teskarisini yazsak. Demək a plus b taqsim a b teng 1 hosil bo'ladi. Bunu ham teskarisini yazamız. Bunu 2 taqsim 1 deyib alamız. A plus S taqsim A'sı 1 taqsim 2. Yani 2 taqsim 1'ni 1 taqsim 2 deyip teskarısını yazdık. Bir de ham 3 taqsim 1 kasırlarına teskarısını yazdık. B plus S taqsim B'sı 1 taqsim 3. Yani bu teyneyi bana bu kasırını kuyuda geçe yazışımız mümkün. A'nı A, B gibi olsak 1 taqsim B hasıl bulalım. B'ni A, B'ye bölsek, 1 taqsim A hosil bo'ladi. Çünkü A'ni A, B'ye bölgende A'lar qisqarib ketib, 1 taqsim B qoladi. İkincisi de B'lar qisqarib ketib, 1 taqsim A qoladi. O'yin tomon 1 keting. İkincisi de ham xuddi shunday qilib yozamiz. A taqsim A'si 1 taqsim S. S taqsim A'si 1 taqsim A. O'yin tomon 1 taqsim 2. B taqsim B'si 1 taqsim S. S taqsim B'si 1 taqsim B. O'yin tomon 1 taqsim 3. Natijada quyidagi sistemani hosil qilamiz. Keyinlar 1 taqsim A'ni X bilan belgilaylik. 1 taqsim B'ni Y bilan belgilaylik. 1 taqsim C'ni Z bilan belgilaylik. Bu holda birinchi tenglik X plus Y teng 1 bo'ladi. İkincisi bu X ga teng edi. Z qo'shuv X 1 taqsim 2 z qo'shuv y 1 taqsim 3. Mana bu sistemani hosil qilamiz. Keldinglar, mana bu ikkita tenglikni bir-biriga qo'shib yuboraylik. Bu holda 2 ta x bo'ladi. 2x qo'shuv y qo'shuv z. 1 qo'shuv 1 taqsim 2. 3 taqsim 2 bo'ladi. Z qo'shuv y, ya'ni y qo'shuv z 1 taqsim 3 ga teng. 1 taqsim 3 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Bu holda 2x teng bo'ladi. 3 taqsim 2 minus 1 taqsim 3. 3 9 minus 2 7 bo'ladi. Taqsim 6. Bundan x ni topsak 7 taqsim 6 taqsim 2 7 taqsim 12. Xo'p, shunday qilib biz x ni topdik. Yani y'ni topamız. Y'ni birinci tenglikdan topamız. Y teng 1 minus x. X'ni o'rniga 7 taqsim 12 ni qo'yamiz. 12 minus 7. 5 taqsim 12. Demek y'ni ham topdik. Yani z'ni mana bu üçüncü tenglikdan topib qo'yishimiz mümkün. İkinci tenglikdan ham topsak bo'ladi. Mana x bizga ma'lum. Üçüncü tenglikdan topsak ham bo'ladi. Z teng 1 taqsim 3. Minus y. Y 5 taqsim 12. O umumiy mahraj 12 bo'ladi. Bunga 4 ko'paytiriladi. Bunga 1 ko'paytiriladi. 4 minus 5 minus 1. Shunday qilib z minus 1 taqsim 12 ga teng ekan. Shunday qilib x, y, z larni topdik. Y ni qiymati, x ni, z ni qiymati. Va x ni bilgan holda biz a ni topishimiz mumkin. X bu 1 taqsim a ga teng. Yoki a teng 1 taqsim x. 1 taqsim x teskarisi 12 taqsim 7. Hop, a topildi. B ni topamiz. B 1 taqsim b y. Demek b 1 taqsim y ga teng. Y ni teskarisi. Y 5 taqsim 12 idi. Teskarisi 12 taqsim 5. B ham topildi. Hop, s ni topamiz. S teng 1 taqsim z. Z bizda minus 1 taqsim 12, uni teskarisi minus 12 bo'ladi. Xo'p, shunday qilib a, b, s larni topdik. Endi a, b taqsim s ni topib qo'yamiz. A, b taqsim s teng 12 taqsim 7. B 12 taqsim 5. Ko'paytiruv s minus 12. S mahrajda. Demek
1 taksım minus 12. Ben burada kıskarıp getirdi. Neticede suratta o kasab minustan bitti minusu var. 12 7 kere 5 35. Şimdi yıkılıp AB taksımsı minus 12 taksım 35'e denkken. Cevap minus 12 taksım 35. Bak kendi misal gibi tahmız. Abi ikinci denemede, ikinci meselede bana bir yığında 44 getirin, bana bir yığında 28 getirin, ha kuyu degeni tapın. Bak kedi de bu tapış için bana bunu x ile belirledik. Üç ya da teyneğini birbirine koş var edik. Bundan ne hasıl bulardı? Üç arasını koşarız. A kvadrat, A kvadrat, A kvadrat. 3 A kvadrat bulardı. Bak ne işte AB buladı? 3AB, AB, minus AB. AB'lar birbirini yapatsa 3AB buladı. Görüyoruz. 3AB. B'ler, B kvadratlar için. B, 2, 3. 3 B kvadrat. Teng. 44, koşu 28. Koşu. Bak çap tamamını hesaplayalım. Karşısına taşkarı 3'ünü çıkaraydık. O halde bu ifade teyim boladı. 3 A kvadrat koşu A B koşu B kvadrat boladı. Karşısında içi de ifade bana verilgen. 28 geteyim. Demek çarptaman 3 köpaytırı 28 geteyim eken. Oyuntamanda yine x ham var. Koşu x. Ya 44 koşu 28 koşu x. Önemli değil boladı. Denemeden x'ni topamız. Bana bu iki tahadına çaptaman gibi ötküzadırken bulsak. X teng 3 köpaytırı 28 minus 20 44 minus 28. O bir yerde iki tahadına bir yerde iki tahalarda. 56 minus 44 teng 12. Demek bana bu ifade x geldi. X 12'ye teyirken. Cevap 12 iken. Bak kediler bunu başkaça yol, işler yolunda hem getirirdik. İkinci kıl geçiş usulü. Bak bana bir de bu, bunu teyleme var. Teyleme var. Bana bu teyleme iki. İkinci teyleme ne? 2'yi köpaytırıp bundan birinci teylemeni ayıramız. Ne hasıl buradadır şunda? Demek bana bunu 2'yi köpaytırsak bu da yani çaptamanını hem oyntamanını hem 2'yi köpaytıramız. 2'yi köpaytırsak 2a kvadrat plus 2ab plus 2b kvadrat teng. Bunu 2'ye köpaytırsak 56. Bundan ayrağımız birinci denilemenin ayrağımız. Yani a kvadrat plus 3ab plus b kvadrat teng 44. Neticede 2a kvadrattan a kvadratını ayırsak a kvadrat buladı. 2a kvadrat minus a kvadrat. A kvadrat 2ab minus 3ab minus ab buladı. 2b kvadrat minus b kvadrat b kvadrat buladı. Teng 56 minus 44 12. Demek bana bu ifadeni hasıl kıldık bir yerde. Demek 12'ye denirken. Cevap 12. Bu ikinci kıl yolu. Üçüncü kıl yolunu hem getirerek. Üçüncü kıl yetişiyor yolu. Bak kelimeler a kvadrat koşu b kvadratına
topluş kere bu gen ifoda. Bunu x bilan belgiledik. A bana y bilan belgiledik. Bana itibar beradigan bo'lsak bu yerda ifodalar a kvadrat plus b kvadratga va a b'ga bog'liq bo'lyapti hammasi. Bunu belgilashdan keyin biz quyidagini hosil qilamiz. Birinchi tengdan mana. A kvadrat qo'shib b kvadrat bu x ga teng. 3ab qo'shib 3y teng 44. İkinci tengdan mana. A kvadrat plus b kvadrat bu x bilan belgilaganmiz. AB bu y'ga teng. Teng 28. Mana bizga mana bu ifoda berilgan. Nimani topish kerak bu yerda? A kvadrat plus b kvadrat minus AB. A kvadrat plus b kvadrat x'ga teng. AB y'ga teng. Demak x minus y'ni topishimiz kerak ekan. Topamiz. Tenglamalarni birdan ikkinchisini ayirib x'lar 0 bo'lib ketadi. 3y minus y 2y bo'ladi. Teng 44 minus 28. 14 14'dan 8 ayırsak 6. Ya da 3'ten 2 ayırsak 1. Demek y teng 8'ye iken y'ni topdik. X'ni topamız endi. X'ni bir orta tenglamadan topishimiz mümkün. Mesela ikinci tenglamadan. X teng 28 minus y. Y 8'ye teng 28 minus 8 20'ye teng. Demek x'ni topdik. X 20'ye teng ekan. Endi bunu hisoblab qo'yamiz. X minus y teng x 20'ye teng edi. Minus y 8'ye teng edi. Teng 12. Demek bu holda ham mana 12'ni hosil qildik. Shunday qilib bu ifodaning qiymati 12'ye teng ekan.